Değerli kardeşlerim, yeryüzü iyilerle kötülerin savaş alanıdır. Bu savaş ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğulları arasında başlamış ve kıyamete kadar devam edecektir. Hazreti Adem peygamber ve Hazreti Havva anamız cennetten şeytana uyup günah işledikleri için dünyaya gönderilmişlerdir. Fakat dünyaya yabancıydılar. Bir nevi sürgün yeriydi dünya onlar için. Cennette korku ve yorgunluk nedir bilmiyorlardı. Yeryüzü öyle değildi. Vahşi hayvanlar, uçsuz bucaksız ormanlar. Hazreti Adem ve Hazreti Havva güvende olabilmek için bir mağaraya yerleştiler. Hazreti Adem'in ormanın içinde ve ağaçların altında yiyecek ve barınak araması gerekiyordu. Hazreti Adem yiyecek ararken Hazreti Havva da ona yardım ediyordu. Bir gün Allah-u Teala'nın dilemesiyle Hazreti Havva, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan hamile kaldı. Hazreti Havva bir erkek çocuk doğurdu. Bu, yeryüzünde dünyaya gelmiş olan ilk erkek çocuktu. İsmini Kabil koydular. Hazreti Adem ilk çocuğunun doğmasına çok sevindi. Artık Hazreti Havva kendisine yardım edemiyordu. Hazreti Havva'nın yeni bir işi olmuştu. Çocuk bakmakla meşgul oluyordu. Hazreti Adem gün boyunca yiyecek ve yakacak aramak için yalnız başına dolaşıyordu. Gece olduğunda da dönüyor ve sevinçle çocuğuyla oynuyordu. Aradan bir sene geçti. Hazreti Havva tekrar hamile kaldı. Yine bir erkek çocuk doğurdu. Adını Habil koydular. Hazreti Adem ailesine bakmak için artık daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Değerli cemaat, seneler böyle gelip geçti. Hazreti Havva'nın başka çocukları da oldu. Hazreti Adem ise yalnız başına sayısı sürekli artan ailesine bakmak için çalışıyordu. Kabil ve Habil büyüdüler. İki genç oldular. Oyun oynamayı bırakıp büyük ailenin yiyecek ihtiyacını karşılamak için babalarına yardım etmeye başladılar. Habil, abi Kabil'den daha kuvvetli, aynı zamanda merhametli ve yumuşak mizaçlıydı. Hayvanları sever ve onları korurdu. Hazreti Adem işleri iki oğlu arasında paylaştırmak istedi. Kabil'e toprak ve tarım işlerini verdi. Habil'e de koyunlara ve ineklere bakma işlerini verdi. Güneş doğunca Hazreti Adem, Kabil ve Habil evden çıkıyorlardı. Kabil mahsulleri toplarken kardeşi Habil de hayvanları otlatmaya çıkarıyordu. Habil hayvanlara çok iyi davranıyor, onlara hiç eziyet etmiyordu. Hazreti Adem dışarıdaki diğer işlerle uğraşıyordu. Hazreti Havva ise çocukların temizliğinde ve ev işlerinde kullanmak için eve su taşımakla uğraşıyordu. Akşam olunca hepsi eve dönüyordu. Günler böyle geçerken Allah-u Teala Habil'le Kabil'den kendisi için kurban adamalarını istedi. Habil bu işe çok sevindi. Çünkü kalbi iman doluydu ve Allah'a verdiği nimetler için şükretmek istiyordu. Kalbi haset ve kibirle dolu olan Kabil'in ise hiç hoşuna gitmemişti bu iş. Yalnız babasına düşüncesini açıklamaya cesaret edemedi. Habil koyunların arasına gitti. Koyunların arasından en güzelini, en besilisini arayıp buldu. Onu kurban olarak Allah'a adadı. Çok sevinçliydi. Çünkü en iyi koyununu yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'a takdim ediyordu. Kabil ise meyve ağaçlarının arasında dolaşmaya başladı. Fakat o en iyisini aramıyordu. Bozuk ve çürük olanları arıyordu. Çünkü Kabil cimriydi ve imanı zayıftı. Sonunda bozuk ve çürümüş meyveleri buldu. Kabil Allah'a çürümüş meyveleri sundu. İkisi de hediyelerini bir dağın tepesine bıraktılar. Değerli cemaat, ertesi gün
babaları ile birlikte dağın tepesine çıktılar. Habil hediyesini bulamadı. Anladı ki Allah hediyesini kabul etti. Habil çok sevinerek Allah'a şükretti. Kabil ise sunduğu kurbanı bıraktığı gibi buldu. Çok sinirlendi. Kardeşine büyük bir kin duymaya başladı. Ve bu kin ve kıskançlık onu kötü kararlar almaya itti. Kardeşini öldürmeye karar verdi. Kabil o gece hiç uyumamıştı. Gece boyunca Habil'i nasıl öldüreceğini tasarlayıp durmuş ve planını yapmıştı. Habil koyunları otlatmak için uzaklara gittiğinde gizlice peşinden gidip onu uygun bir yerde kıstıracaktı. Ertesi gün geldiğinde Habil her zamanki gibi koyunlarını otlatmak için dağa çıktı. Kabil ise gizlice kardeşini takip ediyordu. Habil ise her zamanki yerde hayvanları serbest bırakıp bir ağacın gölgesinde istirahate çekilmişti. Kabil eline büyük bir taş alarak dinlenmekte olan kardeşinin dibine sokuldu. Taşı havaya kaldırdı. Tam indirecekti ki Habil arkasındaki hışırtıyı duyarak arkaya döndü. Elindeki taşla kendisine vurmak üzere olan Kabil'le yüz yüze geldiler. Kabil bir an durakladı. Habil kardeşine, "Eğer beni öldürmek için bana el uzatsan, ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum," dedi. Kabil'in içindeki kıskançlık kabardı. Elindeki taşı kardeşinin kafasına indirdi. Habil kanlar içerisinde yerlere serildi. Vahşi Kabil kardeşinin kanlar içinde can verişini izledi. Habil oracıkta canını verdi. Bu yeryüzünde işlenmiş ilk cinayet ve akıtılmış ilk kandı. Kabil kardeşinin cesedi başında kala kaldı. Ne yapacağını bilmiyordu. Saatlerce cesedin başında bekledi. Bu sırada çocuklarının eve gelmediğini gören Hazreti Adem onları aramaya koyuldu. Sonunda Kabil'in kardeşi Habil'in cesedinin başında beklediğini gördü. Hazreti Adem'in geldiğini gören Kabil kaçtı. Hazreti Adem durumu anlamıştı. Gözyaşlarına boğuldu ve Kabil'e beddua etti. Değerli kardeşlerim, işte iyi ile kötünün savaşı böyle başlamış oldu. Ve bu savaş kıyamete kadar devam edecektir. Kabil'in mirasçıları Habil'lere her zaman saldırmıştır ve saldırmaya da devam edeceklerdir. Mazlumların ve mağdurların sığınağı olan bu cennet vatanımıza da her zaman saldırmaları gayet normaldir. Fakat Allah'ın yardımıyla bu vatanda her zaman Habil'ler kazanmış, Kabil'ler kaybetmiştir. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, en sonda 15 Temmuz 2016'da istila, yıkım ve kıyım hamlesi başarısız olmuş. Allah tuzak kuranların tuzaklarını başlarına çevirmiştir. Kükremiş sel gibi bendini çiğneyip taşan imanlı yürekler, ihanete diz çöktürmüş, zalimleri geri püskürtmüştür. Mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu olan bu cennet vatanın yiğit evlatları en son olarak 15 Temmuz 2016'da sokaklara dökülmüş, tanka, topa ve uçağa çıplak elleriyle direnmiş ve hainlerin dehşet veren planlarını bozmuşlardır. Son Haçlı seferleri göğsümüzdeki sarsılmaz imana çarpıp geri tepmiştir. Kurşunların üzerine gül bahçesine girer gibi yürüyen şehitlerimiz, Ömer Halis Demirlerimiz, Halil Kantarcılarımız, Gülşah Gülerlerimiz, Mustafa Cambazlarımız, dış destekli terör örgütüne karşı verdikleri mübarek mücadelede Allah'ın izni ve yardımıyla kazanılmıştır. Ülkemiz bir işgal girişiminden kurtarılmış, vatanın gerçek sahibi olan aziz milletimiz ve
vatanımızın koruyucusu, şanlı Türk ordusunun gerçek askerleri Mehmetçiklerimiz ve vatansever komutanlarımız vatanına sahip çıkmış ve yedi düvelin desteklediği bu hain, zalim ve alçak işgal planını yırtıp tarihin çöplüğüne atmıştır. Çiğne, ateşe, nifaka ve bölünmeye hayır diyen bu milletin aziz evlatları canlarını vermek pahasına hainlere ve zalimlere meydan okumuş ve onlara büyük bir yenilgi tattırarak dosta düşmana bu toprakların gerçek sahibinin kim olduğunu bir kez daha göstermiştir. Allah bu savaşta iyilerin bayrağını en önde taşıyan ve bu uğurda şehit olan kardeşimize rahmet eylesin. Amin. Allah bağımsızlığımıza, refahımıza ve huzurumuza göz diken zalim ve hainlere fırsat vermesin. Amin. Allah bizi vatansız, bayraksız, devletsiz ve lidersiz bırakmasın. Amin. Allah içimizdeki hainlerin hainliklerinden, şerlilerin şerlerinden bizleri korusun. Amin. Tüm şehitlerimizin ruhu için El Fatiha.